8 A'lı 0 93 Bırakılara sağlı bütün araç başına. Geçen seneye oranla nasıl buldunuz eğlenceyi, evet, kalabalığı? Doğrusu Kastamonular günü her yıl daha güzelleşiyor. Bu yıl daha değerli toplu buldum. Organizeli bir gün görüyorum şu anda. O açıdan böyle bir günün düzenlenmesinde emeği geçen bütün arkadaşlarımıza, Kastamonular Derneğimize teşekkürlerimi sunuyorum. Tabii Karabük'ümüzde de oldukça önemli sayıda Kastamonlu hemşerilerimiz bulunmaktadır. Kastamonu ile bizim çok yakın bağlarımız var. En azından iki komşu vilayetiz. O açıdan yakın ilişkilerimiz var. Onun ötesinde bildiğiniz gibi Osmanlı döneminde Kastamonu sınırları Üsküdar'dan Sinop'a kadar uzanan bir sınırı teşkil ediyordu. Tarihi bir kentimiz. O açıdan sıkı bir bağlarımız var, akrabalık ilişkilerimiz var. Coşkuyla kutluyoruz. Her yılda hemen hemen gelmeye çalışıyorum ben şahsen. O açıdan güzel bir gün olacağı kanaatindeyim. Tekraren böyle bir günün düzenlenmesinde emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Bütün Kastamonlu hemşerilerimize, Karabüklü hemşerilerimize de sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Aynı zamanda bugün Babalar Günü, bildiğiniz gibi. Bu vesileyle bütün babalarımızın da Babalar Günü'nü kutluyorum. Onların kutsal ellerinden, mübarek ellerinden de öpüyorum. Sayın Vekilim, Tabipler Odası Başkanı Doktor Ali Şirin Bey bir açıklama yaptı. Kemik ve eklemle ilgili ameliyatların kentimizde yapıldığını fakat bu kanunla yasaklanarak Ankara Araştırma Merkezi'ne gönderildiğini ifade ediyor şu an. Niçin böyle bir haksızlığa uğradık şeklindeydi basın açıklaması. Bu konuda neler söyleyeceksiniz siz? Hangi, yani ne yasaklanmış onu bilmiyorum. Doğrusu bu tür açıklamaları basından, öncelikle basında söylemekten ziyade ben şimdi duyuyorum. Bu tür yetkili arkadaşlar öncelikle bize iletirlerse sorunun çözümü konusunda biz de yardımcı oluruz. Yani bu tür soruları basın kanalıyla duymamamız gerekir diye düşünüyorum. Bu arkadaşlarımızdan da özellikle istirham ediyorum. Eğer bir sorun varsa biz bunun için seçildik. Aşmak için de gereken bütün mücadeleyi veririz. Her şeyde olduğu gibi. Ama mutlaka bir tehdit konu vardı. Boş yere bunu araştıracağız. Ben şu anda sizden duydum. Konuyu araştıracağız ama arkadaşlarımız da lütfeder bizi bilgilendirirlerse seviniriz. Peki efendim, polis okulu ile ilgili gündem var şu an kentimizde. Ne durumda, neler yapılıyor Ankara'da? Evet, polis okulu açılması ile ilgili şu anda iki tane arsa belirlendi. Sayın Valiliğimizin ve Emniyet Müdürlüğümüzün incelemeleri neticesinde bu hafta içinde Ankara'dan bir heyet gelecek. Bu arsaları değerlendirecekler, bakacaklar uygun mu değil mi diye. Durum bu aşamada. Daha önce gelmişlerdi, bildiğiniz gibi eski taburun yerini göstermiştik. Orayı uygun bulmadılar açıkçası. Şimdi yeni belirlenen iki arsaya bakacaklar. Değerlendirme neticesine göre çalışmalar başlayacak. Umarım beğenirler. Biz de gerekli gayreti gösteriyoruz bu hususta. Evet efendim, son günlerde yine teşvik yasasıyla ilgili ulusal basına çıkan haberler Karabük'te, evet, birkaç kişinin yorum yapmasına neden oldu. Teşvik yasasıyla ilgili gelinen son nokta nedir? Evet. Şimdi tabii Karabük'ün de bir şekilde teşvik kapsamından daha fazla yararlanması konusunda gayret sarf ediyoruz arkadaşlarımızla birlikte. Bu hususta özellikle organize sanayi bölgemizdeki yatırımların teşvik kapsamından yararlanması için öncelikli olarak bu konunun üstüne gidiyoruz. Önümüzdeki günler içinde yeni bir teşvik yasası hükümetin gündeminde olacak. İşte bu teşvik yasasının bir ucuna, bir kenarına da Karabük gibi organize sanayi bölgesi
henüz dolmamış veya çok az dolmuş olan organize sanayi bölgelerinin de yararlanması konusunda bir kapsam içine alınmasını konusunda gayret sarf ediyoruz. Sağ olsun bu hususta Mehmet Ali Şahin Bey, Sayın Başbakan Yardımcımız da gayret sarf etmektedirler. Tabii kolay değil, kolay da olmuyor açıkçası. Çeşitli etkenler var. Bu teşvik kapsamının genişletilmesi konusunda hükümetin de sıkıntıları var. Ama bir şekilde Karabük'ü de dahil ettirmek istiyoruz. Çalışmalarımız bu şekilde. Önümüzdeki günler içinde inşallah netleşecek. Sayın gayret sarf ediyoruz. İnşallah efendim. Sayın teşekkür ederim. Sağ olun.